Evet arkadaşlar bugünkü konumuz siz de bir hayat kurtarabilirsiniz, siz de bir canlıyı kurtarabilirsiniz ve bu sayede e, öteki dünyada cennete gidebilirsiniz. Benim gibi e, e, güzel şeyler yaparsanız e, tabii ki cenneti boylarsınız. E, şimdi de biz de artık e, yavaş yavaş yolun yarısına geldiğimiz için artık hayatımızda güzel şeyler yapmaya karar verdik. Ve bu güzel şeyler sayesinde artık cennetin kapısını açmaya doğru yol alıyoruz. Tabii ki bu sayede adım adım cennete doğru inşallah gideriz ve orada tekrardan güzel arkadaşlarımız, güzel insanlarla tekrardan karşılaşırız karşılaşırız demek istedim yani. Neyse arkadaşlar, şimdi siz de bir insan kurtarabilirsiniz derken konu açıldı. Ben insan değil hayvan kurtardım. Nasıl mı kurtardım? Bakınız paşa şimdi burada uyuyor. Keyfi yerinde. Steve çok tatlı görmüş olduğunuz gibi. Yatak koskocaman yatak. Sadece ona ait. Yorgan da ona ait. İşte yastığımda yatıyor. Yatağımda yatıyor. Şimdi nasıl kurtardın diyecek diye soracaksınız bana. Nasıl mı kurtardım arkadaşlar? Çünkü e, bu hayvanı ben e, yolda buldum. Bir pet shop'tan falan almadım yani bunu arkadaşlar açıkçası. Hayvanda bulurken peşimden geldi. Yürüyor, yürüyor. Ondan sonra hale gidiyor. Koyuyorum hale gidiyor dedim hadi gel dedim. Bakayım dedim. ...filan filan işte öyle koydum sobanın yanına... ...yıkadım filan... ...tabii geldiğim gün e, hastaydı... ...geldiğim günden beri bir şey vardı... ...kediciğin isali vardı... E, ...çok umursamadım ama... ...iki üç gün devam edince artık en sonunda... ...bugün e, doktora götürdüm... ...ve... E, ...düşün yani ben olmamış olsaydım... ...bu hayvan şimdi ölecekti bu soğukta dışarıda... ...çünkü düşün ha hasta hayvan... ...beslenme ihtiyacı var ki hastalığını yensin... E, kim ...kimse beslemiyor... Ben de tabii ki kediye sahiplenmeye karar verdim. Adı da Stifler. İşte bugün de karnesini aldık. Görmüş olduğunuz gibi. Aşı karnesini de aldık. Şey, Aşısı da vuruldu. Stifler. Ondan sonra Stifler'ın karnesi işte. İmzalar. Stifler. Sey sey sey. İşte bir şeyler yazmış. Işte. İğneler vuruldu. Karma iğnesi. Bilmem. İşte bu ne bileyim işte İsa için bir iğnesi falan vuruldu. Fofender, bilmem neler. Değişik değişik. Karnesini de aldık. Bundan artık Kıbrıs'a da gidebiliriz bebeciğimle. Kıbrıs'a sıkıntı olmaz. Kıbrıs'a gidilir. Getirir. Ama bakacağız artık. Ee, tabii ki mamasını da aldık. Bu tabii ki bu midesinde bağırsaklarında sorun olduğu için e, bunu almak zorunda kaldım. Çünkü bu e, onu düzeltiyormuş galiba. Biraz masraflı oldu gerçi. Yani kedicik şu mamaya 72 TL verdim. Hayatta normalde verilmez böyle bir şey. Kedi için 72 TL normalde giderdim protein tozu alırdım derdiniz değil mi? Hepiniz öyle derdiniz ama işte yazık çünkü o da bir canlı. O da bir e, canlı şey yani onun da sevgi ihtiyacı var. Ve inanın ki bu kedi sizin yanınızda akşam uyuduğunda koynunuzda bazen uyutuyorum böyle benimle uyuyor sabahlara kadar koynumda. İnanız ki o şu o duygu hiçbir yerde yok çünkü gerçekten çok güzel bir duygu çünkü böyle yanında oluyor bazen de uyandırıyor seni böyle üstüne atlıyor. Yani ben hayvanları zaten severdim. Survivor'da da çok severdim. Hepsiyle uğraşırdım zaten bütün hayvanlarla. O yüzden dolayı siz de e, bence sokaktaki kedileri alın, evde besleyin. Ha, herkese de beslesin demiyorum. Evde ufak çocuk varsa sakıncalı olabilir yani. Ufak çocuklar olanları beslemesin. Sadece işte dediğim gibi yani böyle aile ortamı olmayan insanlar besleyebilir yani ya da en azından kapının dışında yemek verebilir. Öyle değil mi stifle? Stiflerin rahat. Oh esner bir de. Oh bu nasıl bir esneş? Nasıl bir esneş bu? Rahat mısın? Yatacak mı da? Tamam örtüyorum üstünü yat. Yani işte böyle bir tatlı bir şey bu da. Hadi iyi günler.